Evet sevgili YouTube hoş geldiniz. Bugün sizlere Rainbow Six Siege'deki beta pass'i göstereceğim. Oyunun yeni sezonu geldi bildiğiniz üzere. Şu an siz bu videoyu izledikten sonra Kick'te canlı yayında olacağız. /KickSoFestTeam diyerek gelebilirsiniz. Canlı yayınlarda rank gameplaylerimizi izleyebilirsiniz. Yeni sezonlarla ilgili vurduğumuz kill cam'lerin de montaj videoları gelmeye başlayacak. Ubisoft bize partner olduğu için Ubisoft Creator programına başvurduğumuz için bize Ubisoft Battle Pass'i bedava ve ücretsiz bir şekilde gönderiyor. Biz de şöyle bir detaylıca bakalım. Yeni sezonda bizi neler bekliyor? Birkaç küçük güncel ayarları da göstereyim size gelen küçük değişiklikler. Onlardan da bahsedelim. Yapıştıralım. Şimdi Scopus'a böyle tuhaf bir skin gelmiş. Bronz kaplama gibi böyle. Şuradaki şu göğüs detayı güzelmiş. Ben videoyu çekerken bir tane çekmiştim. Biz patladı videom. Şu göğüs detayı güzelmiş. Bunu görmemiştim. Şuradaki şu göğüs detayı bayağı tatlıymış. Bronz kaplamalı. Böyle bir bronz skini var. Bence tatlı. Capitao'ya böyle bir nasıl denir? Denizci kıyafeti gibi böyle şeyleri var. Background'u var aynı şekilde. Böyle bir tane de charm var. Bence şu üçlü smooth böyle çok tatlı duruyor. Ben Solis'e bayağı beğendim. Böyle şu özellikle skin'i bayağı manyak bir şey olmuş. Rainbow hocam silahıyla direkt oynanacak bir şey. P90 çok kullanmıyoruz ama bence bayağı on numara. Kendi skin'i de bence çok OP. Tipi baksanıza çok tuhaf bence. Korksam yani karşıma çıksa bir anda korkarım diye tahmin ediyorum. Şu background çok hoşuma gitti benim. Yüksek ihtimal ben bunu kullanırım gibi geliyor. Blitz'e böyle turunculu bir skinler var. AK'ye böyle bir skin seti var. Keşke bu Universal olsaydı dedim. Bu bayağı tatlı duruyordu. Çok hoşuma gitti ama Universal değilmiş. Yapacak bir şey yok. Şöyle Ela'ya gidelim. Ela'nın böyle yanan bir Phoenix gibi böyle ne denir ona? Anka kuşu gibi böyle bir skini var. Bence çok tatlı. Silah skin de var. Kombin yapılıp kullanılabilir. Bence çok aşırı iyi duruyor. Ying'e böyle yine bir 3 boyut skin gelmiş. Yani tam 3 boyut değil ama şurasında şöyle bir kabartma gibi bir şey var. DirectX 12 şu an tam stabil çalışmıyor. Bakın burayı bile hareket ettiremiyoruz bu arada. Ama Reflex falan DirectX 12 de var. O yüzden tercih edip etmemek size kalmış. Ki ben şahsen şu an daha tam düzgün çalıştığını düşünüyorum. Reflex teknolojisini vesaire. O yüzden ben şahsen tercih ediyorum. Kayıttaki bu 3 boyutlu skin'e ben bayıldım. Yani net kayıtta bunu takarım gibi geliyor artık. Onun dışındaki kaydı skin bulamıyordum mesela. Ben bayağı tatlı geldi. Ace'de böyle bir skin var. Hani şu üçlü kombin güzel olur bence. Onun dışında Mozi'ye yine bir turuncu skin setup'ı var. Böyle. Bakın kayıda böyle bir attachment skin de varmış. Bunu görmemiştim. Bu da 3 boyutlu sanki. Aynen bakın şuradaki şeyler biraz 3 boyutlu gibi. Bayağı iyi bence. Benim çıldırdığım kavyer oldu. Hareketli skin yine bir tane bu sefer. Yani bayağı iyi olmuş bence. Güzel hareketli ki impact'ı da var kariyerin. Artık ben buna geçer gibiyim gibi düşünüyorum sırf bu skin'den ötürü. Bayağı tatlı duruyor. In-game nasıl duracak? Bakarız buna da detaylı. Videoları gelir size. Kaviyere gameplay falan. Maskesi falan şuraları çok iyi geldi bana. Bayağı hoş ve güzel duruyor. Onun dışında Finca'ya bayağı düştüm. Finca'nın hem kıyafeti hem şu sarı saçlı tipi falan bayağı efsanevi durmuş. Onun dışında şu skin'i ben en çok beğendim arkadaşlar. Keşke ben şurası daha full şunu renkten olsaymıştı. İşte böyle altın kaplamalı böyle siyah bir skin gibi olsaymış dedim ama belki bu silah da kötü duruyordu bilmiyorum tam. Çünkü attachment skin'ine baktığınızda kafayı sıyırırsınız. Direkt üstü altı öyle direkt. Bakın gördünüz mü? Direkt böyle seramik gibi. Yani daha doğrusu mermerin içinde böyle altın tozlu mermer gibi böyle siyah. Çok aşırı iyi duruyor. Keşke full öyle olsaymış dedim ama yapacak bir şey yok. Böyle bir Grimm'e bir skin var. Grimm'in böyle yine bir turuncu setup skin'i var. Universal skinlerde bu var. Ben keşke dedim okyanuslarla biraz daha böyle açık temalı bir şey yapsalarmıştı. Bence yine fena durmuyor ama biraz daha açık tema olsaydı şuradaki Fuse'un AK'sindeki gibi. Sanki böyle okyanus damlalarıymış, kum taneleri falan kafası bir şey olsaymıştı daha tatlı olurmuştu diye yormadım ben. Bir de bu var. Bu bayağı hoşuma gitti benim. Tam kırık mermer gibi ve burada şey bu sezonun teması işte artık. Medusa mıydı bu hatırlamıyorum tam. Onun teması böyle tuhaf bir şekil. Güzel skinler böyle. Bir de charm'ı var Cyclops diye. Ve sanırım şöyle bir charm var. Bunu göstermiştik. Şurada bir yerde bir charm daha vardı. Şuna benzeyen bir tane charm olsaymıştı. Bence çok iyi olurmuştu. Şu nasıl? Başka charm var mı? Şu var. Bunu gösterdik zaten. Bu. Ha, mesela varmış ki gerçi. Yani baya güzel kombinler yapılabilir gibi geliyor bana. Charmlar da çok tatlı.
Özellikle ben şu skin'e ve 3 boyut skin'leri çok beğendim. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Küçük detaylarından da şöyle bahsedeyim. DirectX 12'yi kullandığınız zaman, yani ilk sekmedekini kullandığınız zaman refleks teknolojisi direkt geliyor. Onun bu ayarlarını zaten size tercih etmeniz gereken şekilleri bahsetmiştim. Burada drone speed boost gelmiş aynı şekilde. Drone'u basıp shift'le mi, yavaş yavaş kendiniz istediğiniz zaman shift basarak mı yapmak istiyorsunuz, yoksa bir kere bastığınızda sınırsız bir şekilde gitmesini istiyorsanız toggle kullanacaksınız, ki ben tavsiye, ya da aç kapa yapmak istiyorsanız bir kere bastım, bir kere daha basayım dursun diyorsanız toggle kullanacaksınız, ama biz hold tercih ediyoruz. Motion blur ayarı geldi. Bu, siz adam size ateş ettiği zaman ekranınız böyle bir tunnel vision'e giriyor, böyle titriyor ve ekran titremesi oluyor ve çok iğrenç bir görüntü ortaya çıkıyor. Motion blur'ı off yaptığınız zaman ekran kırmızı oluyor. Hani o efektin önüne geçmemek için ekran kırmızı oluyor, ama ekranınızda görüntüde bir tunnel vision'a sokacak bir görüntü oluşmuyor. Net net sade bir görüntü çıkıyor. Screen shake'i de kapalı tavsiye ediyorduk zaten. Bunu açtığınızda daha realistik, böyle silah tepmesi sanki gerçekten tepiyor gibi hissettiriyor. Ekranda titreme yapıyor. Patlamalarda falan da ekran titriyor, böyle sallanıyor bildiğiniz. Ama biz kompetitif avantaj için bunları kapalı oynuyoruz. Bunları da kapatmayı unutmayın. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın ki de yeni sezonun bütün güncellemelerinin hepsini test edeceğiz. Skopos'u vesaire. Orada gameplaylerimizi izleyebilirsiniz. Ranklı maçlarına başlayacağız direkt. Kendinize iyi bakın. Shooting Range biliyorsunuz. Maç oynarken Shooting Range'de aratma yapabileceğiz. MVP ekranı değişti. Buradaki skinlerin vesaire daha güzel durabileceğini düşünüyorum ben. Onun dışında da bu sezonun skinlerine de şöyle detaylı bakalım. Şu Twin Shell Bandits böyle morlu bir tema yapılmış bu sezona özel. E-spor setleri de burada. Bu karakterlere gelmiş. Önceden var mıydı bilmiyorum tam. Onun dışında bakmamız gereken bir de şey var sanırım. Bu sezonun skinine bakabilir miyiz diyeceğim ama onu göremedim. Yüksek ihtimal şu an hesabım bug'lı olduğu için bakamıyoruz. Yeni sezonun skinini de canlı yayında gösterir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Battle Pass'i beğendiniz mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ubisoft'a bize de teşekkür ediyoruz bunu. Bu desteği verdikleri için. İnşallah yeni sezonda da size gelecek yeni güncellemeleri Emre ile birlikte sunacağız tahminini bakalım. Yeni gelecek şeyleri, güncellemeleri önceden test edip çıkmadan önce size bir gün önce sunabileceğiz inşallah. Bence Scopus çok OP. Yeni sezonda bakalım ne tarz stratejiler göreceğiz. Drone boost'un avantajını göreceğiz mi, dezavantajını mı göreceğiz? Bakalım başka gizli güncellemeler var mı alttan? Çünkü bizim tahmin edip birkaç tane gelmesini beklediğimiz şeyler vardı. Gelmiyor. Espor Cup başlıyor. Onun turnuva yayınları da gelir. Yüksek ihtimal bu pazar olursa kaydını yaptım önceden. Alfa kaydını önceden yaptım. Takımımı da kurmaya başlarız. Yoksa zaten kendi ekibimiz de gireriz. Maksat content olsun. Birlikte içeriklerini sunarız. Kendinize iyi bakın. Yeni bir sezon olur. Umarım hile anti-cheat'ini gerçekten güzel yapmışlardır ki hilelerden kurtuluruz. Çok daha temiz, keyifli ve feyri güzel maçlar olur. Kendinize iyi bakın. Skopos'ta bakalım neler yapacağız. Çok merakla bekliyorum. Skopos'u özellikle beğenmiştim biliyorsunuz. Silah recoil'inden tutun gameplay'ine kadar. Bence oyun game changer olabilecek diyorduk. Sight'te oynamayı da seviyorum. Bakalım nasıl bir sezon olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz bakalım.